Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Ben siyaset yapsaydım eğer, bir siyasi partinin genel başkanı olsaydım, rakibim olan siyasi parti genel başkanlarının aleyhinde aşağılayıcı, incitici, onun seçmenlerini üzücü, onları da incitici, kırıcı hiçbir laf etmezdim. Bir defa rakibimle ilgili yapacağım konuşmalarda onun şahsına, ailesine tek kelimeyle hakaret sayılabilecek, ailesini ya da yakınlarını ve tabii milyonlarca seçmenini incitebilecek manada bir kelime, bir cümle kurmazdım. Siyaset yapsaydım. Hayır, şimdi siyaset yapmadığım halde yine buna dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, eleştiriyorum. Eleştiri benim hakkım. Bir siyasi parti genel başkanının bir başka siyasi parti genel başkanını eleştirmesi tabii ki hakkı, elbette hakkı. Ama eleştirdikten sonra da söylemesi gereken bir şey daha var. Doğrusu ne? Bir siyasi partinin genel başkanını ya da bir iktidar partisinin genel başkanını, bir cumhurbaşkanını, bir başbakanı, muhalefet partilerinin liderleri tabii eleştirecekler. Elbette. Ama karşı taraftan kendilerine ne kadar ağır hakaret gelirse gelsin, asla onları taklit etmeyecekler. Etmemeliler. Yanlış söylüyorsun. Şu yaptığın yanlış. Doğrusu bu. Evet, senin pencerenden yaptığın senin sana göre doğru. Ama sonuçlar ortada. Sonuçlar gösteriyor ki icraatların, halkımızın, milletimizin, ulusumuzun yararına değil, haliyle milletin, ulusun, halkın yararına olmayan bir şey, ülkenin de yararına değil. Mesela bir siyasi parti lideri diyelim iktidara geldi, diyelim cumhurbaşkanı oldu bizim rejimde. Devleti işgal ederse bunun milletin, ulusun, halkın tamamının neden aleyhine olduğunu anlatmalı bir muhalefet partisi genel başkanı. Bunu, bu yanlışları yapan cumhurbaşkanına ya da siyasi parti genel başkanına hakaret sayılabilecek cümleler kurmanın hiçbir anlamı yok. Bağırmanın, çağırmanın falan filan böyle. Hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. Şunu unutmayalım. Siyasi parti lideri dediğiniz zaman en kötü siyasi parti lideri bile size göre en kötüdür. Ama gidin, İsterse 50 bin, 100 bin, 10 bin, 1 milyon, 20 milyon seçmeni olsun, 25 milyon seçmeni olsun. O siyasi parti genel başkanı sizin için ne kadar da kötü olursa olsun, ne kadar başarısız da olursa olsun, onun fanatik seçmenleri, ona gönlünü vermiş olan insanlar vardır. Her ne zaman siz o milyonlarca seçmenin gönül verdiği, hele bir de cehaletten kaynaklanan bir bağlılıksa bu, o insanlara, genel başkanlarını, liderlerini kötülerseniz, onun karakteriyle ilgili, şahsıyla ilgili, ailesiyle ilgili ağır laflar ederseniz, o seçmeni, o lidere daha çok bağlarsınız. O nedenle ben siyaset yapsaydım derken, bu konuda da daha önceki konuşmalarımda var, siyasi rakibime ya da siyasi rakibimi aşağılayacak, kıracak, incitecek, dökecek ve haliyle onu sevenlerini de incitecek söz söylemezdim. En azından söylememeye gayret ederdim canlarım benim. Şimdi diyebilirsin ya, ama dede seni dinliyoruz işte, görüyoruz, izliyoruz. Sen de hani ağır eleştirmiyorsun. Ama bakın, ağır eleştirmiyorsun diye beni suçlayabilirsiniz. İçimizden troll olanlar hariç, ki sayıları çok az, troll olanlar hariç hiçbiriniz beni bu kadar zamandır tanıdınız, benim bir siyasi parti genel başkanına, en çok ille de cumhurbaşkanına, AKP genel başkanına hakaret ettiğimi, onu aşağıladığımı, hele ailesiyle ilgili incitecek laflar söylediğimi duymadınız. Şaka yapmam mı? Yaparım. Şaka elbette yapıyorum. Ama şaka kime yapılır? Tahammül gösterecek olana yapılır. Kim tahammül gösterir?
demokrat insanlar tahammül gösterir. Yahu ben Süleyman Demirel'e neler yaptım yahu. Anlattım bazılarını. Değil mi? Ben öyleyim ama ben Süleyman Demirel'e bir kere bile hakaret etmedim. Bir kere bile hakaret etmedim. Ben Mesut Yılmaz'a neler yaptım ya. Evet bilir herkes. Gülerek şakayla karışık. Hem yazılarımda hem konuşmalarımda. Ama ben Mesut Yılmaz'a bir kere bile hakaret etmedim. Ya da Mesut Yılmaz'ın ailesiyle ilgili benim bir tek kötü cümlemi kimse bulup çıkaramaz. Hem de en kötü olduğum dönemlerde. Yani benim çok kavgacı olduğum dönemlerde kavga ederim. Ederdim, şimdi etmiyorum. Ben siyasetçilerle kavga ederdim. Ama siyasetçiyle benim kavgam siyasetçinin cümlelerine, yani eylemlerine ve söylemlerineydi. Yaptıklarına ve yapacağım dediklerine ya da karşı tarafı eleştirirken söylediklerineydi. Canlarım, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Neden olduğunu da zannederim daha önce küçük bir kısayla anlatmıştım. Bir kez daha hatırlayalım. Ünlü Mecnun, hani Leyla ve Mecnun destanındaki ünlü aşık, deli divane aşık Mecnun. Mecnun'un asıl adı Kays. Kays'ın babası Halife Harun Reşid'in ordusunda saygıdeğer bir komutan ve Harun Reşid'in huzuruna çıkıp kendisiyle görüşebilen, dertleşebilen, halifenin dertlerini dinleyebilen bir yakın dost hatta. Oğlunun Kays'ın, yani Mecnun adıyla anılacak kadar Leyla'ya aşık olmasından babası şikayetçidir. Bir gün bu şikayetini, üzüntülerini Halife Harun Reşid'e de anlatır. Kays'ın babası gittikten sonra Harun Reşid Leyla'yı huzuruna çağırtır. Leyla gelir. Halife tabii bir şeyler konuşur kızla ama hiçbir şey söylemeden de gönderir. Sonra da adamlarını gidin bana Kays'ı getirin diyerek görevlendirir. Bir süre sonra Kays huzura gelir. Halife Harun Reşid Kays'a der ki ya da Mecnun'a, ey Mecnun, az önce Leyla'yı gördüm ve çok üzüldüm. Seni Mecnun eden Leyla, kara, kuru, çelimsiz, sevimsiz ve çirkin bir kız. Mecnun'un düşük omuzları birden dikleşir, haliyle başı da kalkar, halifenin gözlerinin içine böyle dikkatle, hatta biraz da hırsla bakar. Sultanım der, siz onu bir de benim gözlerimle seyreyleyin. Canlarım, siyasi parti liderlerinin, muhalefet parti liderlerinin aşağıladıkları, hakaretlerle gark ettikleri siyasi parti liderlerini bir de onlara gönül veren seçmenlere sormak, onların gözleriyle seyreylemek lazım. Ben en doğru siyasetin böyle konularda siyasi parti liderlerinin birbirlerine hakaret etmek yerine birbirlerini sadece eleştirmek olduğu kanaatindeyim. Doğru hareket bu. Eleştirirken de elbette ki kesinlikle ve kesinlikle karşıt görüşü de bildirmek lazım. Yani birileri işte sadece yanlış yapıyor demek çok kolay ya. Yanlış yapıyor da doğrusu ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP bilhassa son 2 yıldır, yani 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra ve tabii buna tekrarlanan İstanbul seçimini de ekleyin, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en etkin muhalefetini yapıyor. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nu seversiniz, sevmezsiniz, kızarsınız, hayransınız. Bunlar benim ilgi dışında, ilgi alanımın dışında beni ilgilendirmiyor. Ben durum tespiti ve kendi penceremden gördüklerimi paylaşıyorum sizlerle. Benim gibi düşünmek zorunda da değilsiniz elbette. Tabii ki asla ama ben böyle düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 2 yıldır Cumhuriyet Halk Parti'nin 1950'de itibaren, yani buna İnönü ve tabii Ecevit dönemlerde dahil, Deniz Baykal dönemlerde dahil, en etkili muhalefet yapan CHP olduğu kanaatindeyim. Neden? Çünkü çok akılcı ve doğru muhalefet yapılıyor. Ancak eksiği ne? İşte ben o eksiği söylüyorum. Bir başka eksiği de ne Kemal Bey'in? Umarım bundan sonra onu da yapmaz.
Kemal Bey meclis grup toplantılarında bir denesin, bir denesin ya. Saraydaki zat falan demeden Sayın Cumhurbaşkanı diyerek konuşsun. Erdoğan'ın konuşmalarını tenkit etsin. Erdoğan'ın yaptığı yanlışları bir bir sıralasın. Ve sonra da bunların doğrularını anlatsın. Halk ekonomik bir umut bekliyor. Yani Kılıçdaroğlu'na diyor ki sen ya da senin bir arkadaşın ya da Millet İttifakı'ndan bir aday Cumhurbaşkanı seçilir ise ne yapacaksınız? Bu ekonomideki bu berbat durumdan bizi nasıl kurtaracaksınız diyor. Bakın ben bunları şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için de Leyla ve Mecnun olayındaki o örneği verdim canlarım. Bu arada dün sabah mıydı konuşmam, artık o kadar çok konuşuyorum ki herhalde. Demiştim yani Erdoğan FETÖ'yle barışabilir, yani cemaatle barışabilir. Erdoğan HDP'yle barışabilir. Erdoğan Abdullah Gül'le barışabilir. Erdoğan işine gelirse Abdullah Gül'ü AKP adına Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Sakın ola bunlara olmaz demeyin. Siyasetçilerin olduğu yerde her şey olur. Bakınız, siyasetçilerin en büyük özelliğidir. En yakın dostlarının çıkarları çatıştığı andan itibaren haşır diye satarlar. Yahu çok basit bir örnek, Erdoğan, Abdullah Gül, Abdülhatif Şener, Bülent Arınç. Bülent Arınç dahil. Üçü de yoklar değil mi? Üçü de yok. Erdoğan tek başına gidiyor. Tek başına. Üçünü de öyle ya da böyle attı mı sırtından attı. Neden? Çünkü onlar artık sırtında yüktü. Peki onlar bu saydığım üç kişi sırtında yük değil de Erdoğan'ın altında kaldıraç vazifesi görmeyi kabul ederlerse Erdoğan onlarla barışmaz mı sanıyorsunuz? Yarın barışmazsa ben namerdim. Yarın barışır. Siyaset böyle bir şey. Yeni değil, hep böyledir. Bakınız, Osmanlı'yı duraklama devrine sokan Viyana kuşatması sırasında Murat Giray Han vardı, Kırım Hanı. Murat Giray Han. Ki Kara Mustafa Paşa Murat Giray Han'ı Kırım Hanı yapmıştı. Kendisi bizzat yapmıştı. Ona değer de verirdi. Fakat sonra da nedense o Rus harbinden sonra, o çatışmalardan sonra Kara Mustafa Paşa'nın Murat Girayan'dan biraz uzaklaştığı falan iddia edilirdi. Neyse. Viyana kuşatması sırasında Kara Mustafa Paşa Murat Girayan'a Polonya ordusunu önleme görevi vermişti. Yani Polonya ordusu Tuna Nehri'ni geçmemeliydi. Tuna Nehri'ni geçerse Viyana kuşatmasında tabii ki Kara Mustafa Paşa çok zorlanacak, hatta büyük ihtimalle başaramayacaktı. Murat Girayan görevi kabul etti. Evet, görevi kabul etti. Ordularıyla beraber Tuna Nehri'nin kıyısına geldi, yerleşti. Olur ha Polonya ordusu gelecek ya, geliyor nitekim. Jan Sobieski miydi? He? Tarihte hatırlıyoruz. Kara Mustafa Paşa Viyana'yı kuşatmış. En hareketli dönemlerinde Jan Sobieski ve ordusu, Polonya ordusu geldiğinde Murat Girayhan sadece yoldan geçen bir tören kıtasıymış gibi izledi, biliyor musunuz? Tek bir kurşun, tek bir top güllesi bile atmadılar. Ve Leh orduları geldiler. Viyana'da Avusturya ordularına Viyana'daki kuşatmayı saran Kara Mustafa Paşa'ya karşı onlarla beraber savaştılar. Ve biliyorsunuz Osmanlı felaket bozguna uğradı. Ondan sonra da zaten tarihimiz duraklama devrinin başladığını anlatır. Ya siyasette birilerinin bir başkalarını satmasından daha tabii, daha doğal hiçbir şey yok canlarım benim. Bunlar çok normal şeyler. Bu konuda başka bir örnek daha var. Hudeybiye Antlaşması. Hudeybiye Antlaşması Mekkeli putperestlerle İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in taraftarları Medineli Müslümanlar arasında yapıldı, biliyorsunuz. Mekke'ye çok yaklaşmıştı Hazreti Muhammed. Savaş olma ihtimali, çok kan dökülme ihtimali olunca iki tarafın akil insanları da devreye girdiler. Muhammed Mustafa da savaşmadan Hudeybiye Antlaşması'nı imzalamayı kabul etti. Hudeybiye Antlaşması'nı kafirler ya da müşrikler ya da neyse Mekkeli putperestler bir şartla imzalamayı kabul ettiler. Sözleşmenin altına Muhammed imza atarken İslam peygamberi
Abdullah oğlu Muhammed Mustafa yazmayacaktı. Sadece Abdullah oğlu Muhammed Mustafa yazacaktı. Hazreti Ali bu şartı duyunca çok öfkelendi, çok kızdı, bağırdı, çağırdı. Olmaz falan dedi. Hazreti Muhammed gülümsedi. Ellerini tuttu Ali'nin. Hayır dedi. Peki haklılar, şartlarını kabul edeceğiz ve ben sözleşmenin altına İslam peygamberi, Allah'ın elçisi Abdullah oğlu Mustafa Muhammed değil, sadece Abdullah oğlu Mustafa Muhammed yazacağım dedi ve öyle yazdı. Canlarım, büyük bir kanlı bir savaş önlendi ve sözleşmeyle birlikte Müslümanların tabii çok net hatırlamıyorum, bir sene sonra Kabe'yi tavaf etmeleri kabullendi, kabul edildi falan derken de zaten biliyorsunuz ondan sonra da İslam orduları, Hazreti Muhammed orduları Mekke'ye girip Mekke'yi müşriklerin elinden aldılar. Hazreti Muhammed de siyasi kişiydi. Peygamber, tamam peygamber ama nihayet savaş kararı, savaş emri veren herkes siyasetçidir. Çünkü savaş siyasetin silahla yapılanıdır. O kadar basittir bu iş. Haliyle Hazreti Muhammed ömründe biliyorsunuz çok önemli 3 savaşı var. Bir de bizlere anlatılmayan da bazı mücadeleleri var. Tabii hepsi silahlı, okla, kılıçla yapılan mücadeleler bunlar. Anlatmak istediğim şu, bilhassa AKP yönetimi, yani siyasal İslam, bu tür konularda Muhammed'i taklit ederler. Ya unuttunuz mu ya? Erdoğan öyle günler oldu, öyle anlar oldu ki sessiz kaldı. Mesela Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Erdoğan'a aptallık etme diye mektup yazdı ya. Yazmadı mı? Yazdı. Peki Erdoğan ne dedi? Hiçbir şey demedi. Peki eğer o mektubun benzerini Esad yazsaydı ne olurdu? Ya da Ermenistan Başbakanı yazsaydı mesela ne olurdu? Kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri Şam'a kadar gönderilirdi. Ermenistan'a hemen harat diye ordularımız giriş yapardı. Demek ki güçlü bir yerden geldiğinde sessiz kalmak, zayıf bir yerden geldiğinde üstüne varmak. Siyaset, siyasetçi. Siyasetçi en güçlü olduğu zamanda, eğer kendisine yük olan kişi en yakın arkadaşıysa, dava arkadaşı, yol arkadaşıysa bile sırtından atar. Ama siyasetçi zor durumdaysa, sırtından attıkları onun altına geçip onu omuzlarına alıp kaldıracaklarsa siyasetçi o arkadaşlarının yanına çeker, omuzlarına basar ve yukarı çıkar. Bunu unutmayın. O nedenle Erdoğan Abdullah Gül'le barışmaz. Erdoğan HDP'le barışmaz. Erdoğan ne bileyim işte başka kimle barışmıyordu ya. Ha Gülen cemaatiyle barışmaz diyenlere ben gülüp geçiyorum. Sadece gülüp geçiyorum. Hepinizi sevgili gözlerinizden efendim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.